Merhaba, ben Rahile Kızılkaya Yılmaz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Lisansüstü çalışmalarımı daha ziyade hadis tarihinin erken dönemi, isnadın teşekkülü, hadis usulünün mahiyeti, oryantalist araştırmacıların hadisin erken dönemiyle ilgili iddialarına yoğunlaştırmış bir araştırmacıyım. Bugün sizlerle birlikte İmam Malik, Muvatta, Talebeleri ve Erken Döneme Tesiri Hakkında Tetkikler adlı editöryel kitabın içeriği ve tanıtımı hakkında bir konuşma yapacağız. Kitabın aslında şöyle bir serüveni var. Doğrusu lisansüstü çalışmalarımı tamamladığım sırada her zaman her araştırmacının kendi çalışmasını yeterli bulmayıp kimi zaman yalnız başına, kimi zaman başka araştırmacılarla birlikte o çalışmayı daha derinlikli hale ya da farklı yönlerden ele alma isteği oluşur. Biz de İlmi Etütler Derneği bünyesinde burada İmam Malik ve Muvatta adlı bir atölye ilan ettik. Bu atölyeye hayli rağbet vardı. Yani İstanbul dışından çeşitli araştırmacıların farklı disiplinlerden araştırmacıların katıldığı ve yaklaşık 2,5 yılı aşkın bir süreçte bu çalışma ortaya çıktı. Bir yılı aşan bir süre içerisinde okuma grubu şeklinde devam etti. İmam Malik ile ilgili dönemini anlamaya, onun kendi dönemine tesirini, hoca talebi ilişkilerini, ilmi muhitini böyle anlamaya yönelik çeşitli okumalar yaptık. Bunların büyük bir kısmı klasik çalışmalardan hareketle yaptığımız okumalardı ama aynı zamanda her zaman modern dönemdeki bu yönde gelişen tartışmaları, soruları da dikkate aldık. 1,5 yıllık bu okuma sürecinden sonra da atölyede bulunan araştırmacıların büyük bir kısmının farklı disiplinlerden gelmesi, ilgilerinin farklı olması, özellikle farklı dillere vakıf arkadaşların bulunması bizim için çok büyük bir şans oldu. Ve daha sonra atölyeye katılan arkadaşlarımızın da tercihleri doğrultusunda 1,5 yılda yakın bir süre zarfında da biz okuma grubunu atölyeye dönüştürerek çeşitli metinler ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu süreçte İngilizce, Arapça, Almanca, Türkçe, İmam Malik ve Muvatta etrafında oluşan literatürü değerlendiren çalışmalar yapıldı. Bu söylediğim dillerden Türkçe'ye çok güzel tercümeler kazandırıldı ve bugün üzerine konuşacağımız eserde yer alan 6 telif çalışmasıyla da biz atölyeyi sonlandırdık. Evet, aslında kitabın editöryel bir çalışma olması başta ilgili atölyeyi yürüten birisi olarak benim için çok büyük bir şans ve hayli keyifliydi doğrusu. Belirttiğim üzere farklı disiplinlerden araştırmacılar vardı. Doğrusu zaten İmam Malik ve onun içinden çıktığı ilmi ortamı, ortaya koyduğu eserini anlamaya yönelik bu kadar farklı disiplinden arkadaşlarla bir arada bulunmak bizim için büyük bir şans oldu. Elimizdeki eser aslında atölyenin planladığımız yazılı iki çıktısından birini oluşturuyor. Bu eserde telif çalışmaları toparlamaya çalıştık. İnşallah daha sonra şu an yayın aşamasında olan diğer eserde de literatür ve tercümelerin ağırlıkta olacağı bir çalışma söz konusu olacak. Bu editöryel çalışmada 6 farklı araştırmacının 6 telifi yer almakta. Bu çalışmaların tamamını biz 3 ana bölüm altında toplamaya çalıştık. Bu bölümler esasında hem İmam Malik hem de eserini hem de o eseri daha sonraki nesillere aktarımını sağlayan talebelerini ve rivayetlerini ele alan 3 temel bölüm altında yer alan 6 farklı çalışma şeklinde sunabilirim. Aslında bu çalışmanın hem ortaya çıkışını sağlayan hem de o atölyenin gerçekleşmesini sağlayan birinci muharrik aslında şuydu. Yani İmam Malik'in kendisi tek bir alana sığdırılamayacak bir alim. Bu yüzden onu biz farklı disiplinlerden arkadaşlarla nasıl birlikte anlayabiliriz diye düşünüp yola koyulmuştuk. O yüzden bu eseri belki de diğer çalışmalardan hem farklı kılan hem de eserin bizatihi kendisini önemli kılan da İmam Malik'i ve onun eserini, etkisini, döneminde gerçekleştirdiği o tesiri anlamaya yönelik farklı disiplinlerden araştırmacıların ve farklı veçhelerden ele aldıkları çalışmaların, teliflerin yer alması diyebilirim. Çünkü özellikle biz Türkiye'de İmam Malik'in ve eserinin belli alanlara hasredildiğini görüyoruz. Yani kimi zaman sadece hadis alanında, kimi zaman sadece fıkıh alanında çalışıldığını görüyoruz. Oysa İmam Malik ve eseri hakkında ciddi
bir literatürün Türkiye dışında da oluştuğunu görüyoruz. Bunlara baktığımızda o çeşitliliği müşahede etmek mümkün. Ancak Türkiye'de belki de bizim çalışmamızı yani Türkçe literatüre kazandırma noktasında bizi en fazla mutlu eden şey onu böylesi farklı bir perspektiften ele alan farklı araştırmacıların çalışmalarının yer aldığı bir eseri Türkçe literatüre kazandırmış olmak. Yani İmam Mali'nin bizzat kendisi hayatına baktığımızda esasında hayatının yarısı Emeviler, yarısı Abbasiler döneminde geçmiş bir müçtehit, muhaddis, mezhep imamı, mezhep kurucusu diyebiliriz kendisine. Ve yani Hicri 1. yüzyılın sonlarında doğup 2. yüzyılın son çeyreğinde vefat etmiş birisi olarak onun şahit olduğu dönem esasında İslami ilimlerin neredeyse tamamının erken dönemiyle ilgili çok önemli veriler oluşturuyor bizler için. Bundan dolayı yani İmam Mali kimi zaman biz hadis noktayı nazarından baktığımızda eserini yani tasnif döneminin ilk ve en kapsamlı çalışması şeklinde görebildiğimiz gibi bir taraftan diyelim rical ilminin belli noktalarda kurucusu belki sistematik hale gelmesini sağlayan bir alim olarak görüyoruz ve keza eserinin Arap dili açısından yer yer istişhad edilecek noktalara geldiğini görüyoruz. Keza fıkıh alanında da onun Maliki mezhebi noktayı nazarından yani Türkiye'de belli isimler çalışmış olsa da özellikle Endülüs coğrafyasına baktığımızda İmam Mali'nin kendisinin yani içinden çıktığı coğrafya Medine olmasına rağmen etkisinin hayli uzak coğrafyalarda olduğunu düşününce, görünce gerçekten İmam Mali'nin yani İslami ilimlerin kurulması noktasında en önemli figürlerden birisi olduğunu söylememiz gerekir. Ayrıca çok bununla ilişkili olmak üzere biz oryantalist literatürde de İmam Mali'nin eserine ait nüshaları eserinin yayıldığı coğrafyanın farklı açılardan da çalışıldığını belirtmemiz gerekir. Yani bu etkinin bizatihi kendisi İmam Mali etraflıca çalışmayı gerektiriyor ve İmam Mali'nin de erken dönemdeki bu etkisine yönelik biz ve bizimle birlikte bizden sonra da yapılacak olan her çalışmanın İslami ilimlerin erken dönemini anlama noktasında çok ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. İmam Mali'nin belirttiğim gibi kendisinin neredeyse İslami ilimlerin tamamını göz önünde bulundurduğumuzda hepsiyle ilişkili olması, yetiştirdiği talebeler açısından baktığımızda özellikle yani İmam Şafii'nin gelip kendisine talebe olması, Hanefi mezhebi içerisinden Muhammed bin Hasan el-Şeybani gibi yani mezhep imamlarının gelip ona talebe olması ve bu talebe ağının o kadar geniş coğrafyaya yayılıp eseriyle, etkisiyle, fetvalarıyla farklı coğrafyalarda devam etmesi onu kendi döneminde de bugün de çok önemli hale getirdiğini belirtmek gerekir. Ama özellikle muvatta söz konusu olduğunda yani şifahi ve yazılı rivayet noktasında modern dönemde hayli tartışma konusu edildiğini belirtmek gerekir. Muvatta'nın biz bizatihi içeriği ki bu telif çalışmamızda da muvatta'nın muhtevasına yönelik önemli iki çalışma da yer alıyor kitabımızda. Bunlara da bakıldığında muvatta'nın muhtevası da bugün modern dönemde konuştuğumuz pek çok meseleye ışık tutuyor. Keza muvatta'nın ravileri dediğimiz ve bugün belki Türkçe literatürde biyografik delil ifadesini kullanmamızı sağlayacak sayıda muvatta'nın nüshasının olması onun üzerine bugün her ortaya çıkan nüshayla birlikte muvatta'nın yazıldığı dönem hakkında yeniden bilgimiz tazeleniyor ve yeni bilgiler ediniyoruz. O yüzden özellikle modern dönemde oryantalist araştırmacıların da Müslüman araştırmacıların da hem İmam Mali'yi hem eserini hem eserinin bize intikalini sağlayan talebelerinin hem de kurduğu mezhebin anlaşılması noktasında modern dönemde de hayli canlı bir literatür olduğunu söylemek gerekiyor. Özellikle biz kendimiz bu atölye sırasında İngilizce, Almanca, Arapça, Türkçe literatüre eğildik ki bunun dışında eminim farklı dilden araştırmacılarla birlikte biz bu etkinin daha fazla olduğunu ve daha fazla tetkik edilmeye de muhtaç olduğunu beraber müşahede edeceğiz.